Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Aslında bugün Onur gelecekti ama kendisi bize dün sürpriz yapıp, ki bu sürprizi ilk anından beri fark ettim. Önce bozmadım ama olsun. Kendisi dün sürpriz yapıp dün akşam geldi. Bugün Onur'la ben Erde'ye gideceğiz. Date'e çıkacağız bugün. Çocuksuz. Çok uzun zaman sonra. Uyandım ben şimdi. Hemen indim aşağıya. Kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Ama aslında bugünün bombası şu ki, size en son vlogumda ben artık zayıflamak istiyorum dedikten sonra tam kaç gün geçti? 5 gün geçti. Bugün 5. gün ve ben tamına 3,5 kilo vermişim. Peki bu 3,5 kiloyu nasıl verdim? Bugün onu da sizinle paylaşacağım. Tabii ki de ilk diyete başladığımızda giden kiloların çoğu ödem. Ama beslenmeme dikkat ederek, işte yürümeye çalışarak da bu kiloyu verdim. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Onur, tahmin et ne kahvaltısı hazırlayacağım aşkım? Ne o? Yulaf mı? Yulaf. Evet. Bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sürprizdi. Evet. Sen çünkü biraz böyle paçasına yapışıyorsun insanın. Diyorsun ki neredesin, neredesin, niye telefonlar mı açmıyorsun? Asla böyle bir şey söylemedim ya. Onur ya, neden farklı gösteriyorsun? Ben sana böyle mi dedim? Hayır, dedin ki ne dedin? Telefon çekmiyordu. Telefon çekmiyor. Ha, öncesinde anladım ben ama. Seni aradım, senin üstün giyinmişti ve nereye gidiyorsun dedim sana görüntülü konuşurken. Kargoya gidiyorum dedin. O saatte kargoya gitmeyeceğini düşündüm. Ve bence geliyor dedim. Anneme ben geliyor dedim yani. Evet. Sonrasında da aradım, telefonu çekmedi ve ben sana hemen yazmadım. Paçana yapışıyorsam hemen yazardım. Bekledim. Gemiden inmeni bekledim. Birazcık bekledim, sonra dedim ki telefonu niye çekmiyor, bir de şey demiş. Bilmiyorum ki senden mi alakalı, niye çekmiyor ki falan demiş. Ama tabii ki de feribottaydı, anlamıştım. Yani size Kıvanç'ı da göstermek istiyorum ama o kadar paçoz ki yerlerde sürünüyor arkadaşlar burada. Yani İstanbul'a gidince biz ne yapacağız inanın bilmiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Çocuk işçi çalışıyor. Sürekli yerlerde, yani ellenmemesi gereken pis ne varsa onları elliyor. Bu çocuk beni çok üzüyor arkadaşlar. Yine bir şeyler yedi falan. Sürekli bir şeyler yiyor. Sürekli ama. Neyse, ben şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Tabii ki de yulaf hazırlayacağım. Dün yumurta yemiştim ama. Aslında bugün mi yumurta yesem? Dün avokadolu peynirli yumurta yemiştim. Zayıflamamı kıskanıyorsun. Neyse, ben kendime kahvaltı hazırlayayım. Onur'un muhabbetine doyum olmaz. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum ama önce şunu göstereyim. Mesela kalktığımdan beri bu 1 litrelik bir şişe. İşte yarısını biraz geçmiş. Kalktığımdan beri su içtim birazcık. Aslında şöyle. Mesela dün domates, salatalık, işte peynir, avokado, yumurta, böyle bir kahvaltı yapmıştım. Çay içmiştim yanında da. Zaten yıllardır ben çayı şekersiz içiyorum, limonlu içiyorum. Bugün yulaf yiyeceğim. Muz ve çilek koyacağım üzerine. Granola koyacağım. Yine haşlayarak yapıyorum. Bu arada bunun diyetle alakası yok. Yani diyet yapmıyorken de böyle hızlı bir kahvaltı hazırlamak istediğimde falan mutlaka yulaf lapasını yapıyorum. Ama ben pişirerek seviyorum. Önceden nefret ederdim yulaftan. Ama şimdi işte ya, aslında ne biliyor musunuz, yani onu nasıl yapacağını bilmek bence mesele. Böyle yavan bir şekilde işte yoğurdunu mesela sevmiyorum sert olduğunda. Şeyi denemek istiyorum bir de, akşamdan işte bir bardak süte yulaf koyup dolaba koymak istiyorum. Hani şişsin nasıl olacak diye, bir de onu denemek istiyorum. Yine çok güzel yumuşar diye düşünüyorum. Ben Kıvanç'ı uyuttum. Şimdi kahvaltımı yapayım. Birazcık telefonuma falan bakmam lazım. İşlerime bakayım. Yine görüşürüz. Evet. Biz, yani Onur benden önce kahvaltısını yapmıştı. Ben de kahvaltımı yaptım. Kahvemizi içtik. Kıvanç uyandı. Çorbasını içti ve biz çıktık evden arkadaşlar. Şimdi Erde'ye gidiyoruz. Yani Erde'nin merkezine gidiyoruz. Orada dolaşacağız. Oturup bir şeyler içeceğiz falan. Böyle bir gün geçireceğiz. Eski günlerdeki gibi.
Eskiden ne güzel biniyorduk arabamıza gidiyorduk, hiçbir şey hesaplamıyorduk. Kıvancı da geçen gün bir şeyler aldık yine, yani babaannesi bir şeyler almak istedi. Onları da size bu videoyu kapatmadan göstermek istiyorum. Akşam artık ancak gösteririm. Öyle yani, şimdi köylerin arasından gidiyoruz merkeze. Hava aslında sıcak. Sen terleyeceksin. Aferin. Hava aslında sıcak. Yani bir esiyor, bir çok sıcak oluyor. Onun için üzerimize bunları giydik. Altında tişört varmış Onur'un da. Aa, benim videom telefonum çalıyor ve videom yayınlanmak üzere. Ona bakmam lazım. Alo. Erdek turu başlasın. Bugün hava çok güzel. Günlerdir hava o kadar kötüydü ki. Neden güzel? Resmen eşimin gelmesiyle şehre güneş açtı arkadaşlar. Bu değil mi? Bunu söylememi istiyorum. Evet. Bu arada şu telefonuma şunu aldığım için o kadar memnunum ki, kurtuldum yani. Düşecek mi bilmem ne olacak mı bununla uğraşmaktan. Şu anda Erdek sahildeyiz. Çay içtik Onur'la az önce. Madoda oturup. Yemek yiyeceğiz ama deniz ürünleri yemek istiyorum. Yani mesela kalamar yemek istiyorum. Midye yemek istiyorum. O nasıl diyet dediğinizi duyar gibiyim. Ya böyle sıfır toleransla bir diyet yapmayacağım. Zaten bunun adına diyet de demeyelim. Şimdi buradayken kendime bir challenge başlattım. Onda da emin adımlarla yürüyorum. 4 günde 3 kilo diyorum ama aslında 3,5-4'e çok az kaldı. 4 günde 3 kilo verdim. Buna böyle devam edeceğim. Ama canım bir şey yemek istiyorsa yiyeceğim ama sonrasında dikkat etmeye devam edeceğim. Şimdi güzel bir yer bulursak, saat zaten saat 1'i çeyrek geçiyor. Yani böyle bir yürüyelim, yürüyüş yapalım, sonra bir yerde oturup yemeğimizi yeriz zaten. Şu evi çeker misin diyorum. Ben bu evi çok seviyorum. Şunu mu? Evet, bak orada tek katlı bir. Ha evet. Dış cephe, işte ne bileyim bahçe falan, tamamen zevk işi yani. Ağaçların çamları muhtemelen bu şekilde kendi kestirmiş bir bahçe bana falan. Mis gibi. Aynen. Bu sahilin en ucunda bir beach var. Yani Onur'la her sene bir kere gidiyoruz en kötü. Ama henüz tam sezon açılmadığı için sonraki gelişlerimizde. Ya burada evimiz olduğu için arkadaşlar, biz daha yıl içerisinde çok gider geliriz. Sizinle de zaten paylaşırım. Biz şimdi yemek yemeye geldik. Nasıl yiyeceğiz hepsini? Bir bakalım. Evet evet, istersek alırız. Evet. Geçen sene buraya gelmiştik. Tabii geçen sene vlog çekmediğim için sizinle paylaşamamıştım. Çok lezzetli buranın yiyecekleri. Şimdi Onur'la birlikte böyle teknede bir lokanta burası. Bu da Onur. Hala saçları yok kendisinin. Üst katı falan da var. İyi yiyeceğim arkadaşlar. Akşam artık bir meyveyle falan geçiştiririm herhalde. Yiyeceğim. Şimdi bu tereyağlı değil mi? Şimdi bu yenmez mi ya? Arkadaşlar size de ayıp olmuyordur inşallah ama ben bunun hayaliyle yaşıyorum. Bir haftadır. Bak, ve... sen var ya, kesin şurasına ekmek banacaksın. Çok güzel gözüküyor. Yani daha bir hafta olmadı ama akşam işte şey yememem lazım. Bir de ekmeği çok az yemem lazım şu anda. Size de güya işte 4 günde 3 kilo verdim videosu çekiyorum şu anda. Ama örnek beslenmem yerine örnek beslenilmemesi gereken şekilde. Bunları yapmayın. Bir şey söyleyeyim. Beslenileni herkes çekiyor zaten. Evet, herkes nasıl beslendiğini çekiyor kilo verirken. Ben nasıl beslenmemeniz gerektiğini çekiyorum. Hele ki yanında benim gibi besili mentor varken. Ve ikinci günah. Kalamar. Biraz kokusunu alıyor gibiyim. Bir dilim ekmek yiyeceğim. Şöyle. Normal ekmek değil bu herhalde, köy ekmeği. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gittiğimiz yere kolay getiriyoruz. Arkada polis geldi. Arkadaşlar. Yani gerçekten gittiğimiz yere olay götürüyoruz. Mülteci yakaladılar. Ve Onur diyor ki çeksene.
Onur, bence sen eline kamerayı al, dolaş, sen olayı çekiyorsun ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kanal çevir, sosyal gazeteci diyor. Sürekli haber, sürekli şey. Yok kazası, yok şey. Aa, geçen gün Damla Altun'un erkek arkadaşı var ya, Uğur, hani takip ediyorum. Apartmanlarında bir olay çıkmış, o vlogdayken anlatıyor. Oturdukları katta adam metresine ev açmış ve kadın gelip onları basıyor. Hadi be. Yani ayıramamışlar bile, yani polis falan gelmiş, bütün herkesi evlerine sokmuş. Uğur videoyu çekerken yani anlattı birazcık da. Beni asla sokamazdılar o eve. Evet, Onur'u asla eve sokamazlar. Kahve söyledim. Şöyle, çok küçük bir dilim, şöyle bir dilim ekmek yedim. Ondan sonra... Bırak şimdi ya. Onur, ya bak şöyle yapma ya. Yalan söylüyorum gibi oluyor. Kalamar da yedim. Yağ bandırmadım hiç ekmeğime. Aa, iyice sende. Şimdi kendime kahve söyledim. Onur da kendine kahve söyledi. Ama Onur bir terbiyesizlik yaptı ki kabak tatlısı varmış, tatlı da söyledi. Ve ben yemeyeceğim dediğim için üzerine tahin varsa tahin de koyun dedi. Kaymak dedi. Kaymak varsa kaymak da koyun dedi. Yemeyeceğim. Benimle diyet yapmak çok kolay ya. Evet, çok kolay. Bozuyorsun, bitiyor seninle diyet yapmak. Çok aşırı kolay. Neyse ya, dikkat etmeye devam edeceğim zaten ve çok iyi geldi dışarı çıkmak. Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Denizi gören, işte çok güzel Merve, keşke ben de gitsem, işte ben de orada olsaydım falan yazıyorsunuz. İnşallah sizler de bu yaz istediğiniz, gönlünüzden geçen tatili yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi geldi bana bir hafta 10 günlüğüne buraya gelmek. Acaba oğlum ne yapıyor? Yerlerde sürünüyor olabilir. İyice sokak çocuğu oldu zaten. Ama önemli değil. İstediğini yapsın. İstanbul'a dönünce bakalım ne yapacağız. Günde 5 kere bütün köyü gezdiği için sürekli farklı farklı kişilerle, artık eve döndüğümüzde Allah büyük. Ya pandemi olduğu için her yer bomboş, o da çok iyi yani. Biz bakın burada oturuyoruz ama görüyor musunuz, sadece biz varız burada. Geçen sene buraya geldiğimizde, gerçi akşam gelmiştik de, ki akşam nasıl olur bilmiyorum, ne kadar doluydu burası. Böyle, o takıcılar açık mıdır acaba? Vallahi açıksa da kapattıralım onları. Hı-hı. Ben çünkü yerlerden takı toplamaktan sıkıldım. Geçen o bir tane yaptırmıştın ya Instagram'dan bir hanım ablaya. Böyle örgü sepet. Ha evet. Onun içinde kendi bir tane böyle ufacık boncuğumu arıyorum, tamam mı? Senin küpelerin, yüzüklerin, kolyelerin. İşte neden benim kutumda kendi boncuğumu arıyor? Aslında buna odaklanması lazım ama. Yürümeye devam. Zaten bu yediklerim anca erir. Ceviz. Ben ceviz yiyorum. Şunları, kaymakları falan sen yuvarladın. Kaşığım kalbim kadar temiz görmüş olduğunuz gibi. Ona dedim ki kamerayı açıyorum, benim kaşığı sana. Ya Onur yapma şöyle ya. Öyle bir şey yok tabii ki de, yemedim. Yesen bu kadar mutsuz olur muydum? Ama ye. Hayır aşkım, ben yedim zaten. Bir kaşık ye. Of Onur, seninle gerçekten diyet yapılmıyor ya. Bak ben gördüğünüz gibi cevizleri ayıklıyorum. Kendime çekiyorum ki. Ya arkadaş, ne demiş Canan Karatay? Yiyen ölüyor da yemeyen ölmüyor mu? Canan Karatay böyle bir şey söyledi mi? Ben yiyeceğimi yedim. O yüzden mutsuz hissetmeyeceğim kendimi. Ben şeyi bile yemedim ya. Annenin kekinden bile yemedim. Hadi ya. Ya o kadar lezzetliydi ki. Ama bak bugün yedim şimdi zaten. Güzel mi? Afiyet olsun. Merve. Kapat hadi, kapat. Ya yürü git ya. Hadi kapat, sen de seveceksin. Hayır yemeyeceğim. Ye de kalkalım, yürüyelim. Kendime birazcık bir şeyler alayım da. Kaymak da koymuştur üzerine, terbiyesizler. Gözüm kaldı herhalde, alamıyorsun. Harbiden alamıyorum. Kendime maske aldım. Akşam maske yapacağız. Eve geldik. Kıvanç uyuyor. Kendime şöyle hyaluronik asit ampul kağıt maske, Garnier'ın. Bir maske aldım, onu akşam yapacağım. Küpeleri arabada gösteremedim arkadaşlar. Yani normal yola çıkmayı bekledim ama orada bile çok sarsıldı, netlemiyordu kamera. Size küpeleri göstereceğim. Benim kulağımda 3 tane delik var. Biri bu. Hatta bunları takacağım şimdi.
Maske de 5 dakikalık bir maske ama nemlendirici falan etkisi olduğu için. Bir de benim cildim çok kolay alerjen olmadığı için, yani bir reaksiyon sergilemeyeceği için daha uzun süre tutacağım. Ama anladığım kadarıyla temiz bir cilde uygulamam lazım. O yüzden kıvancın uyanması lazım ki gidip yüzümü yıkama köpüğüyle önce bir yıkayayım. Onu da zaten maskeyi de birlikte yaparız. Kıvanç daha yeni uyumuş. Saat aslında 4. Eğer çok uyumazsa ve uyanırsa Onur'la onu alıp sahile götürmeyi düşünüyoruz. Kumla oynaması için. Ama tamamen ne zaman uyanacağına bağlı. Akşama da ne yiyeceğim? Annem patlıcanlı bir yemek yapıyor. Ondan yiyeceğim. Salata yapacağım yine. Ekmeksiz. Zaten 4-5 gündür hiç ekmek yemiyordum. Az önce Erdek'te yediğim o bir dilim ekmek dışında. Ama sabah kahvaltısında eğer yulaf yapmıyorsam, işte omlet gibi şeyler, işte kahvaltılık gibi şeyler yiyorsam ekmek yememek kötü oluyor benim için. O yüzden tam buğday ekmeği yemeyi düşünüyorum sabah kahvaltılarında bir dilim. Ama akşam ekmek yemeyi düşünmüyorum yine. Böyle devam edeceğim. Bugün videom yayınlanmıştı. Ona bakmam lazım. Yazanlar var, onlara cevap vermem lazım. Hazır oldum uyuyorken birazcık onlarla ilgileneyim. Sonra da üstümü değiştiririm ve maske yaparız. Şimdi çocuklu bir kadın olunca tabii ki de kendine alınanlar ya da kendi aldıklarından çok çocuğun alınanları gösteriyor size. Geldiğimiz gün yatağında bu hediye paketi vardı ama ben size göstereceğim için açmadım. Şimdi bildiğim kadarıyla zaten Polo'da 3-4 yaştan başlıyor bedenler. Şöyle bir şort almışlar. Şöyle bir tişört. Ama zaten bunların bedeni büyük. Şöyle bir gömlek. Ve yine şöyle bir şort. Çok güzeller. Ama başka var poşette. Şöyle bir şort, tişörtü, çoraplar. Ay gömleği çok güzel. Bir gömlek almışlar. Bunlar biz yokken aldıklarıydı. Geçen gün, yani ayın birinde ben telefonumu falan bıraktım. Kendi işlerimi de halledince ayı kapattıktan sonra Kıvanç ve annemle birlikte Bandırma'ya, biz AVM'ye gittik ve o gün vlog çekmek istemedim çünkü ay kapamasından dolayı Kıvanç'la çok ilgilenememiştim. Hani evdekilerle çok vakit geçirememiştim. O yüzden elime ne kamera ne de telefon almak istemediğim için o günü vloglamadım. O gün de yine babaannesi bir şeyler almak istedi. Zaten ona babaannesi ve dedesi çok kıyafet aldıkları için ben o kadar fazla kıyafet almıyorum. Bir de şu konuda içim çok rahat. Hani israf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bunları paylaşıyoruz kardeşleriyle Kıvanç'ın. Bunları birlikte almıştık. Yani bunları ben ilk defa görmüyorum. Şöyle bir alt pijama aldık. Üstü altı olan bir pijama takımı aldık. Bunu ben beğendim. Şöyle bir şort aldım ona yine. Düz bir beyaz tişört aldım. Yani salopetleri falan içinde ya da ne bileyim kot pantolonun üstüne, işte şortun üzerine düz beyaz bir tişört olsun diye. Ve tabii ki de yakalıkları ve yine çorap aldık. Bunların haricinde yine babaannesi şöyle feneryumdan bir kıyafet aldı ona. Ebebek'ten aldı bunu da. Çok beğendim. Yani gerçekten ebebek kendini acayip geliştirdi. İlk hatırlıyorum, yani ben anne değilken, hatta daha evli değilken, işte kuzenimin falan bebeği olduğunda daha böyle düz modeller, işte düz renkler falan satıyorlardı. Ya da ne bileyim kumaş konusunda çok şey değillerdi. Ama gerçekten Kıvanç doğduğundan beri ebebekten alışveriş yapmayı da seviyorum. Ya fiyat performans olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sizler de beni izliyorsanız ve anneyseniz, yeni anne olacaksanız sakın ebebek konusunda arkadaşlar ön yargılı olmayın. Gerçekten piyasada LCO2 de öyle, çocuk ürünlerinde kendini çok geliştirmiş markalar. Açıkçası ben, hani babaannesi alabiliyor ama ben bir parçaya o kadar fazla para vermiyorum. Çünkü mahvoluyor zaten üzerinde. Yani bir leke oluyor, bir şey oluyor, yırtılıyor. Yani küçülüyor çok çabuk. Onun yani bedenleri büyüyor. O yüzden gönül rahatlığıyla yani LCY2'yi de ebebeği de tercih edebilirsiniz. Saatlerimiz şu anda içeride oyun oynuyordu. 5.30 falan olması lazım. Kıvancı havaya bakacağım. Eğer güzelse
alıp bir kumsala götürmek istiyorum. Ki birazcık kumla oynasın diye. Zaten her zamanki gibi siz de bizimle olursunuz. Tabii ki de denize sokmaya gelmedik kendisini ama su meraklısı olduğu için kumla oynamaya geldik. Sonumuz bu. Ağlaya ağlaya gel gel gel. Tahmin edin ne oldu arkadaşlar? Tabii ki de Kıvanç'ın üstü, bezi, her yeri ıslandı. Şu anda yemeğini yiyor sahilde. Biz de babasıyla birlikte ona bez ve kıyafet almaya gidiyoruz. Kamerayı da eve bırakacağım. Artık sizinle ancak ve ancak akşam görüşürüz. İşler çok karıştı. Şimdi arkadaşlar size akşam yemeğimi de göstermek istedim. Şöyle patlıcanlı bir yemek. Sonra köfteli patates yemeği yiyeceğim ve yanında bolca salata. Yavaş. Onur döküyor, döküyor öyle. Onur, aferin. Aslında sadece size akşam yemeğimi göstermek istedim. Sadece akşam yemeğimi göstermek istedim. Bundan yarım saat önce yaşadıklarımı anlatmıyorum. Oğlumun kıyafetleriyle suya girmeye çalıştığını falan bunları anlatmıyorum. Yemeğimi yiyorum. Sonra geliyorum diye düşünüyorum. Yürüyüş zamanı. Yani ben deminden beri yürüyorum. İşte burada bir gün böyle geçiyor. Diyetteyken de böyle geçiyor. Şu anda karnım tok. Ekmek yemememe rağmen. Ama dediğim gibi yani beni aslında zorlayan şey gece yemek yememek. Gece bir şeyler atıştıramamak. İşte o yüzden bugün Züber aldım. Eğer kendimi böyle çok aç hissedersem diye. Geçen gün kendimi çok aç hissettiğim için suyu da az içmiştim. İşte 1 litreye yakın su içtim. Ve bu sefer de lavabo problemi başlıyor. Yani yatamıyorsun. Bir 5 kilo daha versem çok rahatlayacağım. Ve ondan sonra benim için her şey çok daha kolay olacak. Bu arada benim oğlum o tarafta. Babasıyla ve dedesiyle, dedesinin arkadaşlarının yanında takılırken ben de en azından şu 10.000 adımımı halledeyim. Duyuyorsunuz değil mi? Bu seneye kadar ben ya bu kuşların sesine hiç dikkat etmedim ya da bu kuşlar yoktu ama sordum babama hep vardı diyor ya. Ben hiç dikkat etmemişim. Müthiş. Bir de evin çatısının orada da hep yuva yapmışlar. Gece, gündüz sesleri acayip güzel. Yani o kadar alışmışım ki bu sağlıksız beslenme olayına ve dikkat etmemeye, işte yeme konusunda bir kuralımın, bir prensibimin olmamasına. O yüzden vazgeçmek çok olası. Zaten vazgeçeceğim %90 ihtimalle. Sadece buradayken hani zaten ya öyle psikoloji ki buna başlarken size ne dedim? Buradayken bunu deneyeyim. Evet kilo verdiğimi görüyorum. Aslında diyorum ya istediğim her şeyi yapabiliyorken neden bu konuda tutarlı olamıyorum? Yani 3 ay hayatını değiştireceksin. 3 ay buna dikkat edeceksin. Ve istediğin o kiloya kavuşacaksın. 9 yıldır kiloluyum. 9 yıl yani. Ha bu beni rahatsız ediyor. Ediyor ki işte zaman zaman böyle girişimlerim oluyor ama kararlı değilim asla bu konuda. Ama böyle böyle yani abartmadan işte geçen gün birini izledim. Diyor ki yani beyin öyle bir şey ki sen bunu diyetini bozduğunda beynin şunu demiyor. Aa Merve diyetini bozdu. Hadi ona şuradan artı 2 kilo yazayım demiyor. O yüzden diyetini bozdun ya da sağlıklı beslenmende bir es verdin, işte kalorili bir şey yedin, gece yedin neyse. Bunu yaptığında diyetinden vazgeçmemelisin, kaldığın yerden devam etmelisin diyor. Aslında bu biraz daha rahat hissettiriyor bana. Hani
Şu ekmeği kesersem hayatımdan, bu ekmek olayını bitirirsem ve gece yemelerini halledersem sorun çözülecek. Normalde bütün gün işlerimi yaptığım için ve gece 4'te falan yatıyordum hep. 4-5 saatlik uykuda bana yetiyordu. Ama diyete başladığımdan beri saat 12.30'da 1'de kontağı kapatıyorum. Çünkü çok acıktığımı hissediyorum ve bunun çözümü uyumak. Hani su da içsen, ne yaparsan yap, unutmaya da çalışsan olmuyor. Ve sabah daha dinç uyanıyorum. Uyku da çok önemli tabii ki bu noktada, diyet kısmında. Daha bile erken uysam daha bile güzel olabilir. Ama uyku konusunda bu kadar taviz verebiliyorum. Çünkü yalnız kalıp işte kafamı dinlediğim zamanlar benim için. Akşam saatleri, gece saatleri. Evet, birazcık yamuk duruyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yüz temizleme cihazımı getirmediğim için. Papatyalı yüz yıkama jelim bu. Suratımdayken şu odamızı bir toparlayayım. Burada karanlık ama aslında maskenin üzerinde hani çok nemli kalırsa pamukla birazcık silebilirsiniz yazıyor ama ben ellemeyeceğim. Kalsın böyle, çünkü benim cildim zaten karma bir cilt ve kuruluklar var. İyi gelir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ortalama bir gün böyle geçiyor burada. Zaten birkaç gün sonra döneceğiz. Yani pazartesi günü dönüş planımız var. Şimdi oğlumu uyutmam lazım artık. Buraya kadar geldiyseniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.